Arkadaşlar merhaba. Bülent Talay ile Balık Avına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çok hafif LRF takımlarından ağır spin takımlarına kadar hatta surf kamışlarına, surf takımlarına kadar geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz gerek maket küçük balıklarla gerek ahtapotlarla gerek silikonlarla ve bu videoda göstereceğim benim en çok sevdiğim silikonlardan olan raglularla yapabileceğiniz bir takım arkadaşlar bu. Bu takımda yine daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum şu köşeye kartını koyacağım. Carolina tek gezer takımıyla maket balığı birleştirerek yemli yerine atçek usulüyle avlanılabilecek bir kullanışlı takımı anlatacağım. Bu takımda orta boy bir badem kurşun kullanacağım. Sizler ağır takımlarınızda çok daha ağır kurşun da kullanabilirsiniz. Veya LRF takımlarınızda çok hafif kurşunlar da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu düzeneyi istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Yeteri miktarda misina alıyoruz. Ben bu videoda göstermek için kısa bir misina kestim arkadaşlar. Sizler yapabildiğiniz kadar uzun, 2 metreye kadar olabilir bir misina kullanabilirsiniz ama yine kamışınızın boyuna göre de bunu ayarlayabilirsiniz. Tüm düzenin kamışınızın boyunu geçmemesine dikkat edin arkadaşlar. Öncelikle misinamıza bir iğne bağlıyoruz. İğne bağlamakla ilgili videolarımı daha önceden yayınlamıştım. Onu yine şu sağ üst köşedeki karttan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya bu videoların bağlantılarını da bırakacağım. Şimdi basit bir düğümle hemen iğnemizi bağlayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Misinamızın iki ucunu üst üste getiriyoruz. Daha sonra iğnemizi de yerleştiriyoruz. Görüldüğü gibi ana bedeni tutup Misinamızın şu fazlalık olan uç kısmı da altta kalacak şekilde parmağımızın ucuna doğru misinamızı dikkatle yavaş yavaş sarıyoruz. Evet. Yaklaşık 10 defa sarmanız Yeterli olacaktır arkadaşlar. Çok daha fazla sarmaya da bana sorarsanız gerek yok. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu bağladığımız yer kaçmasın diye parmaklarımızın arasını alıp şu taraftaki o uç kısmı çekiyoruz. Evet. Düğümümüz oluşmaya başladı. Burada sıkılaştırmak lazım. Şöyle bir pense yardımıyla bir ucunu elimle de diğer ucunu tutup güzel bir şekilde çektim ve şuradan yine çekip misinayı iğnenin dibine oturttum. Şuradaki fazlalığı kesiyorum ve ilk bölümümüz olan bir sinamıza iğnemizi takma kısmını ne yaptık? Bitirdik. Şimdi burada arkadaşlar daha önceki videolarımdan da hatırlıyorsanız silikonun kaymaması için iğnenin palasının üzerine bir miktar sarım yapacağım. İple de sarabilirsiniz. Veya evde bulunan naylon yorgan ipleriyle, dikiş ipleriyle de sarabilirsiniz. Fark etmez. Yine az bir miktar misina alıyorum. Aynı işlemi bu sefer ters tarafından yapacağız arkadaşlar. İğnemizin üzerine her iki ucunu üst üste getirdiğimiz misinayı koyuyoruz. Yine şu üç uç misina altta kalacak şekilde sarabildiğimiz kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 defa sardım arkadaşlar. Sarabildiğiniz kadar sarabilirsiniz. Daha sonra şu Şuradaki fazlalıktan tutup çekiyorum. Ve her iki uçtan yine sağlamlaştırmak için tutup çekiyorum. Güzel bir şekilde güzel bir şekilde oturttuktan sonra şuradaki dipten fazlalıklarını kesiyorum. şöyle iğnenin orta kısmına doğru şu kısmı da kaydırdım. Arkadaşlar iğnemiz hazır. Bağladık. Kaymaması için orta kısmına ekstradan bir misine bağladık. Dediğim gibi siz bunu iple de yapabilirsiniz. Ve geliyoruz misinamızın boşta olan ucuna. Oraya da şöyle kullanacağımız radlunun arkasındaki şu delikten bisinamızı takıyoruz. Uç kısmından çekiyoruz. Ve ne oldu? İğnemiz geldi. Şimdi arkadaşlar burada eğer eğer ellerinizi titretmez, düzgün bir şekilde yapabilirseniz sağlamlaştırmak açısından şu kısma Yapıştırıcı da sürebilirsiniz ama çok dikkat edin. Kullanacağınız yapıştırıcılar eee silikonumuzu eritmesin. Şart değil ama eğer isterseniz burayı yapıştırabilirsiniz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu iğneyi güzelce bunun içerisine silikonun içerisine yerleştiriyoruz. Evet güzel bir şekilde iğnemizi silikonumuzla ne yaptık buluşturduk. Söylediğim gibi çok küçük LRF takımlarında çok küçük 3-5 santimlik 5,5 santimlik küçük silikonları da kullanabilirsiniz. Daha büyük daha ağırlarda 10 santimlik 9 santimlik silikonları da kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim raglular arkadaşlar uygun boyutta bir fır döndüğü alıp isinamızın ucuna bağlıyoruz. Fır döndü bağları ile ilgili pek çok videom var arkadaşlar. Bağlama stilleri ile ilgili onları da kanalımdan takip edebilirsiniz. Bu arada eğer bu videoları beğeniyor ve devamını istiyorsanız, arzu ediyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoların altına yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sosyal medyada paylaşırsanız ve Bülent Talay ile Balık Avı'nın Facebook grubuna da katılırsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi fır döndüğümüzü bağlayalım arkadaşlar. Fır döndüğümüzü bu sefer güzel bir palomar düğümüyle bağlayalım. Nasıl yapıyorduk Palomar düğümünü? Videosu var kanalımda. Misinamızı iki kat haline getirip fır döndüğümüzden geçiriyorduk. Daha sonra bir kör düğüm yuvarlağı yapıyorduk. Halkası yapıyorduk. Buradan şu oluşmuş olan halkadan fır döndüğümüzü geçiriyorduk. Daha sonra şöyle elimizle parmaklarımızın ucuyla şu yaptığımız kısmı geriye çeke 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 şöyle bir güzel düğüm oluşturuyorduk. Bu noktada birazcık sıktıktan sonra tamamen sıkmadan ıslatıp güzel oturması için kaygan hale getiriyorduk. Hemen ıslatalım. Benim her zamanki gibi suyum var yanımda. Güzelce tutuyoruz her iki tarafından bırakmadan çekiyoruz ve Evet. Düğümümüz şöyle göstereyim. Kamerada odaklarsa oturdu arkadaşlar. Şuradan fazlalığını keselim. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bir tarafında fır döndü. Bir tarafında da silikonumuzun olduğu bir misina elde ettik. Bunu dediğim gibi kamışınızın boyuna göre 2 metreye kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar uzun olursa bence o kadar daha iyi olur ama çok uzun olduğu zaman da atışta problem çıkabilir. Arkaya takabilirsiniz. O yüzden mutlaka bunları bu uzunlukları yani bizim söylediğimiz veya bizim yaptığımız boyda yapmak zorunda değilsiniz. Kullandığınız kamışın boyuna göre ayarlamayı sizler yapacaksınız. Bu ipi makinamızın ipi olarak düşünürsek ne yapacağız? Şöyle güzel bir kurşun takıyoruz. Tabi siz bunu dediğim gibi hafif LRF takımlarında küçük 3-5 gramlık kurşunlarla da yapabilirsiniz. Daha sonra misinanın daha doğrusu ipimizin üzerine bir de şöyle güzel boncuk takıyoruz arkadaşlar. Bu boncuk arada fır döndüğüyle kurşununuzun arasında bir tampon görevi görecek. İpimizi alıyoruz. Güzelce fır döndüğümüzün diğer ucuna yine bir fır döndü düğümüyle bağlıyoruz. Çok güzel bir takımımız oldu. Şöyle. Evet. Yemli'de kullanmış olduğumuz tek gezer takımın Atçı'ya uygulanmış, uyarlanmış versiyonu. Dediğim gibi çok çeşitli büyük küçük raglularla veya büyük küçük silikonlarla büyük küçük ağır veya hafif takımlarla LRF'den surf takımlarına kadar pek çok yerde kullanabileceğiniz verimli güzel bir malzeme takım ekipman hem çok fazla masraflı değil çok fazla masrafı yok da ucuza mal olur hem de çok çeşitli bir şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Özellikle atçek avcılığına yeni başlayan arkadaşlar için çok basit ve güzel bir takımdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize rastgele. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.